Merhaba hanımlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizler için yine güzel bir örgü modeli hazırladım. Yapılışını gösterip anlatmaya çalışacağım inşallah. Öncesinde ipimi göstereyim. Orta kalınlıktan ince bebeğini. Şişlerim 3 numara. Modelimize geçelim. Ben burada örnek gösterebileceğim kadar ilmeğimi attım. Modelimiz 4 ve katlarından oluşuyor. Şimdi ben bu modelde lastik yapmadım, ee, o yüzden şöyle bir sıra düz örüyorum. Bu bir sıra modele dahil değil. Evet, baştaki ilmeğim dahil, bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Kenar ilmeğimi ters örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi modelin ön yüzündeyim ve modeli kurmaya başlıyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. ipi kendime doğru aldım. Sıradaki iki ilmeği ters örüyorum. İpimin yönünü değiştirmiyorum. Sıradaki ilmeğin arkasından şişin altındaki boşluktan batıyorum. Buradan ipim de ters yönde olduğu için bir artırma yapmış oluyoruz arkadaşlar. Bu aradan bir ilmek çıkarıyorum. Şişimin başına doluyorum ve sıradaki iki ilmeği birlikte düz örüyorum. İpi kendime doğru aldım. Sıradaki iki ilmeği ters örüyorum. İpimin yönünü değiştirmiyorum. Sıradaki ilmeğin arkasından şişin altındaki boşluktan batıyorum. Buradan bir ilmek çıkarıyorum. Şişimin başına doluyorum. İki ilmeği birlikte düz örüyorum. İki ilmekten 4 ilmek çıkarmış olduk. İpi kendime doğru aldım. Yine 2 ters ördüm. Sıradaki ilmeğin arkasındaki boşluktan batıp bir ilmek çıkarttım. Şişimin başına doladım. 2 ilmeği birlikte düz ördüm. İpi kendime doğru aldım. Sıradaki 2 ilmeği ters ördüm. Sıradaki ilmeğin arkasından şişin altındaki boşluktan battım. Bir ilmek çıkarttım. Şişimin başına doladım. İki ilmeği birlikte düz ördüm. İpi kendime doğru aldım. Sıradaki iki ilmeği ters ördüm. Kenar ilmeğimi de ters örüp sıramı tamamladım. Şimdi modelin arka yüzünde ikinci sırasındayım. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sıradaki iki ilmeğim düz düz örüyorum. Ön yüzde ters ördüğümüz ilmekleri arka yüzde düz ördüm. İpi kendime doğru aldım. Burada şimdi artırmış olduğumuz dörtlü ilmeğimiz var. İki, bu dörtlü ilmeğin ikisini bir ters ördüm. Yine ikisini bir ters ördüm. Bu dört ilmeği iki iki ters ördüm. İpi arkaya attım. 2 ilmek düz ördüm. İpi kendime doğru aldım. Yine artırma ilmeklerimin 4 ilmeğin ikisini bir ters ördüm. İkisini bir ters ördüm. İpi arkaya attım. Sıradaki 2 ilmeği düz ördüm. Düz ilmekleri yine düz örüyoruz. İpi kendime doğru aldım. Sırada yine dörtlü artırma ilmeğim var. Artırma ilmeklerin ikisini bir ters ördüm. Yine ikisini bir ters ördüm. Yine ilmek sayımız eskisi gibi arkadaşlar. Yine aradaki iki düz ilmeği ördüm. İpi kendime doğru aldım. Yine dörtlü artırma ilmeğimi ikişer ikişer ters ördüm. İpi arkaya attım sırada iki düz ilmeğim var düz ördüm ipi kendime doğru aldım kenar ilmeğini de ters ördüm sıramı tamamladım şimdi modeli bir kez gösterip anlatmış oldum Evet şimdi ikinci kez gösteriyorum baştaki ilmeği örmeden aldım ipi kendime doğru aldım Zaten ilmeklerimiz yerini belli etti arkadaşlar. Bu ters ilmekleri ters örüyorum. 2 ilmek ters ördüm. İpimin yönünü değiştirmiyorum. Yine sıradaki ilmeğin arkasından şişin altındaki boşluktan batıp bir ilmek çıkarttım. Şişimin başına doladım. 2 ilmeği birlikte düz ördüm. 2 ilmekten 4 ilmek çıkarmış oldum. İpi kendime doğru aldım. 2 ilmek ters ördüm. Sıradaki ilmeğin arkasından şişin altındaki boşluktan battım. 1 ilmek çıkarttım. Şişimin başına doladım. 2 ilmeğimi birlikte düz ördüm. Aynı şekilde devam ediyorum. Aradaki 2 ters ördüm. Yine sıradaki ilmeğin arkasından 1 ilmek çıkarttım. Şişimin başına dolayıp iki ilmeği birlikte düz ördüm. İpi kendime doğru aldım. İki ilmek ters ördüm. Sıradaki ilmeğin arkasından bir ilmek çıkarttım. Şişimin başına doladım. İki ilmeği birlikte düz ördüm. İpi kendime doğru aldım. İki ilmek ters. Kenar ilmeğimi de ters örüp sıramı tamamladım. Şimdi modelin arka yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Sırada 2 ilmek düz örüyorum. İpi kendime doğru aldım. Bu dörtlü artırma ilmeklerinin ikisini bir ters ördüm. İkisini bir ters ördüm. 2 2 ters ördüm. İpi arkaya attım. Yine aradaki 2 düz ilmeği ördüm. İpi kendime doğru aldım dörtlü ilmeği ikişer ikişer ters örüyorum. İlmek sayımız yine eskisi gibi. İp arkaya attım. 2 ilmek düz ördüm. İlmeklerimizin yeri belli zaten. İpi kendime doğru aldım. Yine dörtlü ilmeğimi ikişer ikişer ters ördüm. İp arkaya attım. Aradaki 2 düz ördüm ipi kendime doğru aldım yine dörtlü ilmeği ikişer ikişer ters ördüm ipi arkaya attım iki düz kenar ilmeğimi de ters örüp sıramı tamamladım tekrar gösteriyorum şöyle Evet bir kez daha modeli kuruyorum. Baştaki ilmeği örmeden aldım ve sıradaki iki ilmeğim ters ters ördüm. Sıradaki ilmeğin arkasından batıp bir ilmek çıkarttım. Şişimin başına doladım. İki ilmeği birlikte düz ördüm. İpi kendime doğru aldım. Aradaki iki ters ördüm. Sıradaki ilmeğin arkasından batıp bir ilmek çıkarttım. Şişime doladım, iki ilmeği birlikte düz ördüm. İpi kendime doğru aldım. Yine aradaki iki ters ördüm. Aynı şekilde devam ediyorum. Kenar ilmeğini de ters örüp Sıramı tamamladım Şimdi modelin arka yüzündeyim Baştaki ilmeğimi örmeden aldım 2 ilmek düz örüyorum İlmekleri gördüğüm gibi örüyorum İpi kendime doğru aldım buradaki dörtlü artırma ilmeğini ikişer ikişer ters örüyorum İpi Arkaya attım 2 düz ipi kendime doğru aldım artırma ilmeklerimin ikisini bir ters ördüm ikisini bir ters ördüm ipi arkaya attım yine iki düz ipi kendime doğru aldım yine dörtlü artırma ilmeklerimi iki iki ters ördüm ipi arkaya attım iki düz yine dörtlü ilmeğimin ikisini bir ters ikisini bir ters ördüm. İp arkaya attım. 2 düz. Kenar ilmeğini de ters örüp sıramı tamamladım. Evet arkadaşlar, modeli 3 kez gösterip anlatmış oldum. Modelimiz bu şekilde. Gördüğünüz gibi çok kolay bir model. Çok da gösterişli.